Bitkiler aleminde ve mantarlar aleminde görülen üreme şekilleriyle ilgili Venn diyagramı yapılmış. Bitkiler, mantarlar, sadece mantarlarda görülen K, sadece bitkilerde görülen M, ikisinde ortak olan L. Buna göre hangileri doğrudur? K vejetatif üremedir. Vegetable, vejetatif kelimesi ise bitkiyi hatırlatmalıydı. Sporlu üreme her iki tarafta da olabilir. Evet, mesela tohumsuz bitkilerde sporlu üreme vardır. Mantarların birçoğu zaten sporlu ürer. M tohumlu üreme ki bitkiye özgü bir şeydir. Tomurcuklanmayla üreme arkadaşlar kimde vardır tomurcuklanmayla üreme? Mantarlarda vardır hocam. Mantarlarda biliyorsunuz ki maya mantarı şu şekilde tomurcuklanarak üreyebilir. Cevabımız ne oldu bakın? 2 ve 3. Bakın besi ortamları bulunan deney tüpleri hazırlanıyor ve virüs türleri ekleniyor. Deney sonunda da X virüsü ile K virüsünün çoğalamadığı gözleniyor. Neden hocam X virüsü çoğalamamış? Çünkü canlı hücre yok. Peki K virüsü neden sizce çoğalamamış? Canlı deri hücresi koymuşuz. Belki de deri hücresi değil, başka bir hücreye spesifik değil mi? X virüsü canlı bulunmayan ortamda çoğalamamış. Y virüsü K virüsünün konulduğu besi ortamında da sayısını artırabilir diyor ama Y virüsü üst solunum yoluna özgü. Canlı bakteriye değil. Z virüsü çoğalmak için bakterilerin nükleik asitlerini değil nükleotitlerini kullanmıştır arkadaşlar. Nükleik asit DNA, RNA ifadesi bu hatalı olur. Çünkü virüsün kendi nükleik asit materyali emir verebilir. K virüsünün konağı epitel hücresidir. Eğer öyle bir şey olsaydı deri de çoğalabilirdi. Cevabımız yalnız 1 olacak. Hayvanlar aleminde bulunan canlılarda beslenme şekillerinden hangileri görülebilir? Kemosentez prokaryotlara özgüdür arkadaşlar. Holozoik beslenme, katı büyük parçalarla beslenme, ağız, mide, bağırsak yapısının olması, parazitlik olabilir, iç parazit, dış parazit hayvanlar vardı biliyorsunuz, bit, pire, kene. Mutualist yaşamlar, mutualist yaşamlar da görülebilir arkadaşlar. Hayvanlar birbirlerine fayda sağlayan birliktelikte bulunabilirler. Cevabımız ne oldu? 2, 3 ve 4. Sınıflandırma basamağında protein benzerlikleri verilmiş. Bakın K'da protein benzerliği maksimum. Mesela K tür olabilir mi? Şu şekilde yazalım. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem. Hocam çeşitlilik. Çeşitlilik aleme doğru artacaktı. L'de N'den daha küçük olmalı. Ortak özellik türe doğru artacaktı. Dolayısıyla baktığınız zaman M'de Y'ye göre daha fazla olması gerekiyordu. Birey sayısı aleme doğru gidildikçe artacaktı. Dolayısıyla T'de K'ya göre daha fazla olabilir. Burada 3 doğru arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Protist aleminde yer alan bir canlıda metabolik faaliyetlerden hangileri özelleşmiş bir organelde gerçekleşebilir? Bakın glikozdan ATP üretimi bu bir aşamadır. Bu solunum aşamasını gösterir. Mesela sitoplazmada başlar, mitokondride devam edebilir. Bu ifade doğru. Karbondioksitten glikoz sentezi fotosentezdir. Kloroplastta olur. Doğru. Amino asitten protein sentezi ribozom organelinde gerçekleşir. Bu ifade de doğru. Cevabımız E seçeneği. Hayvanlar aleminde incelenen bazı türler, bakın burada memeli var, kirpi. Burada kuş var, yunus memeli, timsah sürüngen. Bu şekilde hayvanların sahip olduğu özelliklerden hangisi yanlıştır demiş. Yavrularını sütle besleyenler memelilerdir arkadaşlar, A ve C. Hava kesesi bulundurma kuşlara özgü bir şeydir. Olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması yine memelilere özgüdür. Dolayısıyla B ifadesi burada bozuyor. Değişken vücut ısısı sürüngenlerde olur. Bu ifade doğru. Böbrekler, bütün omurgalar boşaltımını böbrekle yapar arkadaşlar. Tipleri farklı olabilir ama adları böbrektir. Cevabımız C seçeneği. Ökaryot hücre yapısına sahip 3 tane canlı verilmiş arkadaşlar. Doğru eşleştirme yapmamız gerekiyor. Bakın fotosentez yapma. Mesela Y canlısı şapkalı mantar olamaz. Neden hocam? Çünkü mantarlar fotosentez yapamaz. Hücre duvarına sahip olma demiş. Bakın Z canlısı şapkalı mantarda olabilir. Bir mayası mantarında olabilir ama cıvık mantar protistadır ve çeperi bulunmaz. Hücre duvarı yoktur. Bunu da buradan eledik.
Fotosentez yapma yoksa X canlısı öglen olamaz. Çünkü öglene fotosentez yapar. Bu da tamam. Peki endositozla madde alma demiş X için. Hocam çeperinin olmaması lazım ama alpte çeper var. Cevabımız C seçeneği. Kuş, sürüngen ve memeli canlı gruplarının sahip olduğu özellikleri göstermek için Venn şeması hazırlanmış. Hangisi yanlıştır diyor soru. Gayet güzel, özet bir soru olacak arkadaşlar. Bakın, böbreklerle ürenin filtrasyonunu sağlama. Nereye koymuşuz? Sürüngen ve memelilerin ortak özelliği olarak. Ama ben biliyorum ki sürüngen ürik asit atar hocam. Bu ifade yanlış. Holozoik katı büyük parçalarla beslenen, sindirim kanalına, sindirim sistemine sahip olma doğru. Değişken vücut ısılı olma sürüngenlere ait çünkü kuş ve memeliler sabit vücut sıcaklık. Akciğerle bağlantılı hava keseleri kuşlara özgüydü. Bakın kuşlar için geçerli olmuş. Olgunlaşmış al yuvarlarının çekirdeksiz olması memelilerin özelliğidir. Memelilere dair olmuş. Cevabımız A seçeneği.